Burada Şırnak'a vermiş olduğumuz projeden bahsetmek istiyorum. İki tane çok önemli proje verdik. Bir meydan tanımlaması yapacağız inşallah. Özellikle Şırnak'ta, merkezde. Ama o meydanın yeri de çok özel, pozitif bir yer. Yani üst düzeyde bakanların misafir edilebileceği, halkın orada rahat gidip gelebileceği çok amaçlı bir alan. Onun için ben dediğim gibi kenti kent yapan meydanlarıdır. Bu proje inşallah Şırnak'a katkı sağlayacak. Yine benzer bir çalışma kente girmek, yani kentin güzelliği o kentin aynasıdır. Bir dikey bahçemiz var. Yine başkanımızın çok güzel projesini biz destekleyeceğiz. Dikey bahçe biliyorsunuz Marina'da benzer bir projesi var ama bu burada biraz daha anlamlı, çok farklı bir yerde. Kente girdiğiniz zaman sizi karşılayacak ilk güzellik orası. Yani bunlar bir bütünlük arz ediyor. Proje bir proje diğer projeyi beraberinde getiriyor. Bu iki projenin totali 5 milyonu geçiyor. İnşallah dediğim gibi en yakın zamanda oraya da açılışa gideriz. Hayırlısıyla. İdil'de de özellikle geçiş yollarında çok aktif olan alanlar var. Bir yolu modernize ediyoruz. Bütünlük sağlaması için halkın, vatandaşların, yabancının ve sirkülasyonun çok yoğun olduğu bir merkezi çok farklı bir şekilde bezeyeceğiz. Yani albenisi olan bir kent girişi olacak inşallah. Kentin içi farkındalık arz edecek. Orayı da dediğim gibi yaklaşık olarak eş finansmanla beraber 2 milyon üzerine destek vereceğiz. Şırnak'ta proje almayan ilçemiz yok. Bütün proje ilçeler bu projelerden faydalandı. Dediğim gibi inşallah başta Şırnak olmak üzere İdil'imizde, Silopi'mizde, Cizre'mizdeki bu projeleri bittikten sonra da yerinde inceleriz. Tabii Şırnak Merkez malum yaklaşık 2 yıl önce yaşanan çukur ve barikat terörü nedeniyle Türkiye'de en fazla hasar gören ilimizdi. Tabii bir an önce bu olumsuz tabloyu bertaraf edebilmek için hükümetimizin ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere destekleriyle çok hızlı bir değişim ve dönüşüm hamlesi Şırnak'ta hayata geçirildi. Şu an Şırnak tamamen yeniden diriliyor. %60'a yakını, 65'e yakını yıkılmış bir kent vardı. Ama şu anda çok ciddi bir değişim ve dönüşüm var. Bir yandan şehrin altyapısını yeniden inşa ederken içme suyu, kanalizasyon ve yeni doğalgaz hattı çekimiyle beraber altyapıyı yeniden dizayn ederken diğer taraftan da yıkılan vatandaşlarımızın evlerinin hızlı bir şekilde verilmesi için yoğun bir çalışma atmosferi içinde devam ediyoruz. Tabii bu yatırımlar yapılırken kalkınma ajansımızın da gerçekten Şırnak merkezde ve ilçelerinde çok önemli katkıları oldu. Özellikle Yılmaz Bey'e de bu konuda çok teşekkür ediyorum. Bir Şırnaklı gibi sürekli Şırnak'a gelip oradaki projelere katkı sunma anlamında çok ciddi destekler verdi bize. Sağ olsun Şırnak'a göstermiş olduğu pozitif ayrımcılıkla iki yeni ve güzel projeyi ve hem DİKA için hem Şırnak Belediyesi için prestij olacak iki projeyi de inşallah bugün sözleşmesini imzalayıp hayata geçireceğiz. Parkın içinde olacak bir meydan oluşturuyoruz inşallah DİKA'mızla beraber. Bunları da inşallah çok kısa bir süre içerisinde hayata geçirip Şırnaklı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bugün de güzel bir proje için az önce ifade ettiğim gibi buradayız. İdil'in Aydınlık Yolu projesini yapacağız. Bu projemizde de şehrimizin ana arteri olan, can damarı olan bir caddemizde güzel bir yürüme alanı yapacağız. Kaldırım çalışmasından daha ziyade yürüme alanı diyoruz. Çünkü halkımızın sosyal alanı orası. Biz bu şekilde değerlendiriyoruz. Yürüme alanı oluşturacağız ve güzel de bir estetik aydınlatma yapacağız. Bununla beraber şehrimizin Alanya Caddesi olarak adlandırdığımız bu caddesine bir güzellik katacağız. Bir değer oluşturacağız hep beraber. Önce Şırnak Kent Meydanı Dikey Bahçe aslında tamamlayıcı projeler. Bunlar 2 ayrı proje. Toplam bütçeleri 5 milyona yakın. Ajans desteği 3 milyon. Hem bitme ihtimali de var. Kent Meydanı tabii Şırnak'ın çok önemli. İlk kentin süliyetini değiştirecek bir proje. Bu hem İdil hem Şırnak projenin toplam bütçesi ise 2,5 milyon. Yine 15 ay önüm görülmüş ama tabii daha erken bitme